Herkese tekrar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugün ilk defa değil bir seriye başlıyorum. Bu da onun ilk videosu olacak. Daha önce hiç denemediğim şeyleri deneyeceğim. Ve aklıma ilk gelen şey şırdan yemek oldu. Daha önce hayatımda hiç şırdan yemedim. Şimdi de bunu ilk defa denemek için Adanalı Yekta Usta'nın önündeyim. Şimdi içeri gireceğiz. Bakalım şırdanın tadı nasılmış, ilk izlenimlerim nasıl olacak. Hadi gidelim. Aleyküm selam kardeşim, hoş geldiniz. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Şırdan yiyeceğiz biz. Şimdi biz de, ben hiçbir şey bilmiyorum şırdan ne alakalı. İlk defa yiyeceğim. Neyden yapılır? Usulü nedir? Hani yemin diyorlar da şeyi var mı? Şırdan bize de anlatır mısın? Her hayvanda bir tane oluyor. Evet. Hayvanımda 4 milyon biri. Şöyle diyeyim, şırdan efsanedir yani. O kadar bir birisi. Bu normalde bunun üstünü kağıttadır. Kağıtta yeniliyor. Aha. Dilerseniz çatal bıçak da verebiliriz. Ha, normalde elle mi yeniyor? Normalde elle yeniyor kardeş. Ha, anladım. Şöyle ben size bir tane çıkarayım kardeş, şöyle. Kardeş şırdan bu. Zaten çok görmüşler. Yani, ustanına bak bu. Bu normalde elle yeniyor. Aha. Kağıdın arasında. Böyle alıyoruz. Üzerindeki... Bu şekilde böyle ipini çekiyoruz. İpi tabii burada ip var. İpini aha çekiyorsun, tamam. Anladım. Ondan sonra hazır kardeş. Baharatını atıyoruz. Bu baharatlar ne oluyor? Şöyle bir yapalım. Kardeşim. Bu ne? Şöyle bir çekelim. Şöyle kardeş. Kim? Kimyon. Bu da pul biber. Kimyon pul biber. Evet. Şimdi şöyle hazır. İsterseniz böyle bir burada tadına bakın. Şu an? Evet, şu an tadına bakın. Tamam. Şöyle ısırıp yiyin bakayım, görelim. Tamam. Görüyor musun sen şu an? Biraz heyecanlıyım bu arada. Hani heyecanlanmıyor, böyle kağıdın arasında... Şöyle yiyorum. Aynen öyle kardeşim. Korkma korkma, şimdiden efsanedir ya. İçinde ne var peki bunun abi? Şöyle abi, şöyle tut. Şöyle ya. Heh. Şöyle tut ye. Korkma. İçinde ne var bunun? İçinde pirinç baharat var kardeş. Ha, bildiğin dolma içi gibi bir şey. Nasıl? İlk ısırdığımda içi gelmemişti. He, o yüzden tamam. Tatlı. Şimdi içi gelince şimdi bayağı güzel oldu. O ısırdığı ilk yeri, ondan sonrası bumbar devam ediyor. Hmm. Bağırsak var ya, bumbar devam ediyor. O yüzden biraz daha eti yoğun olur o tarafın. Ha, bundan sonrası hani bildiğin dolma içi gibi bir şey. Arkadaşlarım da denesin. Onları da deneteceğim zaten şimdi. Onlar da bir ısırsın var, onlar da bir yesin. İstiyor musun? Birazdan yiyeceğiz masada. Tamam. O zaman biz masaya alalım abi iki tane daha. Tamam kardeş. Ben bunu devam edelim. Tamam kardeş. Şöyle ben alayım bunu. Peki yanında içecek en güzel ne gider? Yanında ayran, şalgam. İkisi de gider. Ayran ekleyelim o zaman. Tamam kardeş. Bakalım gidelim masaya bir oturalım. Evet, şu an kendi kanalımın kameramanı oldum. Kanka nasıl? Efsane kardeş. Ben çok beğendim. Cidden mi? Yani ama şey... İçinde keşke tuzlu olsa dedim birazdan. Tuzlu. Kardeş nasıl, beğendiniz mi? Abi çok güzel, eyvallah. Da bana da böyle hani tuz ihtiyacı geldi sanki. Tuzlu olsa derler ama o herhalde sizin yapabileceğiniz bir şey. Yani şuradan geçeceğim. Şöyle söyleyeyim. İnsan sever, kimse yiyemez. Hı-hı. Ama tuzsuz yaptığımız için daha iyi. Ha, siz kendi çünkü en azından sen tuzlu kendi tuzunu istediğin kadar atabilirsin. Evet, ama doğru. Çok tuzlu oldu mu ne yapacağım, tuzunu alma şansın yok yani içinde. Mücahit, sen beğendin mi? Mavi. Aynen abi. Niye ki? Beğendin mi? Yani güzel ya. İyidir. Hoşuma gitti. Evet. Şimdi devam ediyorum. Çünkü az önce tam içini yiyememiştim. Teşekkür ederim kardeşim. Ayranımı açtığın için. Aliko. Yumurta var mı? Doğruyor mu bana? İlk ısırdığım zaman içi gelmiyor ya. Böyle umutlarım bir düştü, böyle bir söndü. Ama içi geldiği zaman bayağı güzel oluyor. Aynen. İçi çok güzel hakikaten. Pilav galiba değil mi? Midin içi aynı. Evet. Ama elle yemesi biraz zor. Nasıl zor ya? Elle yemesi. Hayır ama. Oğlum onu Alman abur cuburları videosunda da gördüler. Baharat çok hoşuma gitti lan.
Yani benim tahmin ettiğimden iyiydi yani. Bir kameraman olarak yorum yapma hakkına sahiptim. Evet, benim de tahmin ettiğimden iyiydi. Çünkü görüntüsü malum abi. Şimdi onun hakkında bir şey söylemeyeceğim. Nimet ama. Bir de mide falan deyince böyle bir insan bir tuhaf oluyor. Kokoreçte de ilk başta aynı şey benim başıma gelmişti. Sonra yiyince çok sevdim. Bunda da böyle bir durum söz konusu. Beğendim mi lan ben bayağı? Hiç bu kadar beğeneceğimi gerçekten tahmin etmiyorum. Bir daha bir yorum alabilir miyim? Bu nasıl bir düşünce tarzıdır ya? Şırdan yemeğe geldik tadalım diye. Bir söyler misin ne dedim ben? Doymak için çok yemek lazım. Değil mi? Ama abi. İşte vizyon sayesinde. Evet ama tek başına bu doyurmaz. Bir de millet zaten öyle yapıyor abi. Millet gidiyor abi şırdana. 4 tane 5 tane yiyorlar. Hafif bir şey ya. Evet evet. Ben içeceğe ihtiyaç duymadım yani bu kadar bir. Ben sırf baharat beni böyle kurutuyor diye içiyorum şu an aynen. Evet. Elimizde kalan bu. Tamamını bitirdiğimi gördüğünüze göre. Üç başlıya döndü. Yorumumda aşikar yani. Ben beğendim abi şırdanı. Ha arar mıyım? Hani oğlum canım çok şırdan çekti falan der miyim? Sanmıyorum. Ama şeyde demem yani abi şırdan mı iyi falan demem. Ben beğendim ama dediğim gibi çok da aramam yani. Midyeyi de çok severim mesela ama hiçbir zaman uf oğlum midye olsa da yesek tribüne girmedim. Bunda da gireceğimi sanmıyorum ama özellikle içi çok güzel. Ben çok beğendim. Dışı da güzel. Dışı kanka. Vallahi bence dışı da güzel. Abi. Kime göre neye göre. Şimdi az önce önemli bir bilgi aldık. Onun için abiye tekrar dönüyorum. Şırdan dedim eskiden fakir yemeğiymiş. Fakir insanlar mezbah köşelerinde, kesimhane köşelerinde bağırsak toplarmış bunlar için. İşte şırdanını toplarmış hayvanın. Evde pilav yap, doldurularmış içine yerlermiş. Şimdi zengin yiyeceği. Yani zaman içinde futbol böyle gibi düşün bunu. Eskiler evet çok iyi örnek abi ya. Fakirler oynardı, zenginler izlerdi. Şimdi zenginler oynuyor, fakirler izliyor. Aynen öyle onun gerçekten. Onun gibi düşün bu da. O misal. Aynen. Bu da önemli bir bilgi. Her gün bir bilgi. Kürek kürek bilgi dediğimiz sistem yani. Şimdi geldik en cafcaflı bölüme her zaman olduğu gibi. Kanka bu tür videolarda hep hesap bölümüne gelince aynı cümleyi söylediğimi fark ettim şu an. Neyse gidelim bakalım ne kadar tutacak. Ne kadar üzüm borcumuş. Tamam. Ne borcu? Parayı istemem. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz. Hoşçakalın. Peki tekrar fiyatı söyleyebilmek için bize mesela bir şırdan bir ayran ne kadar söyleyebilir? Bir şırdan bir ayran 18 TL yapıyor. 18 TL. Evet size 17 olur. Duydunuz 18 TL yapıyormuş normalde ama sağ olsunlar. Bize kardeşim ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Görüşürüz. Ayaklarınıza sağlık kardeş. Hoşçakalın. 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 Eyvallah. Ayaklarınıza sağlık. Peki sade şırdanın fiyatı ne kadar? 13 TL. 13 TL. Eyvallah abi. A few moments later. A few inches later. One eternity later. Artık bitin ya. Ellerim dondu. Arabalar bitmediği için çekim yapamıyorum. Bitti koş koş koş. Efendim abi? Şalgam sever misin? Şalgam? He. Daha önce denemedim. Adana şalgam var. Gelin bir şey alıp. Öyle mi? Gelin verin. Gelin. Bir deneyelim ya. İki tane ilk defa denediğim şeyi aynı anda dedim. Kardeşim Adana yemeğini yedin, Adana'nın şalgamını da için özel. Al onu da verin. Şalgam. Al kardeşim. İki tane yeter size diye düşünüyorum. Bence de yeter abi. Çok teşekkür ederim. Hadi Allah'a emanet. Eyvallah abi. Kendinize iyi bakın. Çok sağ olun. Afiyet olsun. Evet. Gider ayak. İki tane de şalgam aldık. Allah Allah razı olsun. Başka ne diyeyim? Evet, hiç beklemediğim bir şey oldu şu an. İki tane şalgam verdi. Sağ olsun abimiz. Şimdi ne diyordum? Çıkış yapıyordum değil mi ben? Aynen. Dediğim gibi şırdandan biraz açıkçası korkuyordum. Artık şeklinden ötürü mü yoksa neden yapıldığını öğrendikten sonraki olan korkumu bilmiyorum ama gerçekten beklentimin çok çok üstünde oldu tadı. Cidden çok beğendim. Sizin de eğer fırsatınız olursa, eğer hiç yememişseniz denemenizi tavsiye ederim.
Bundan sonra çekeceğim ilk defa konseptli videolar için fikirleriniz varsa, benim hiç denemediğimi düşündüğünüz şeyler varsa yorumlarda belirtebilirsiniz ya da buradan şimdi çıkacak olan Instagram hesabından beni takip edip mesaj olarak atabilirsiniz. Bir de korna çaldı ya, sanki bize inat yapıyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. İleriki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Selam veremedim çünkü ellerim doldu.